Tahtamı aldım yanıma. Hadi gelin hep beraber şu kök aylık meselesine bakalım ama önce şu zamları bir anlayalım. 2019 yılında en düşük emekli maaşı 1000 liraymış. Görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. 2020'de 1500 liraya çıkartılmış. 2022'ye geldiğimizde artık 2500 liraymış. Şöyle yapayım, 2022 Ocak. 2022'de biliyorsunuz çift zam yapıldı. Temmuz'una geldik bu Ocak. 2022 Temmuz'da oldu 3500 lira. Yani diyor ya Sayın Bakan Mehmet Şimşek, bu maaş 2022'nin aralığında da 3500 liraydı. Şimdi kabaca baktım ben. Diyor ki %114 arttırdık. Yani %114 arttırdık dediklerinde 7500 liraya getirmiş oluyorlar aslında. Bu ne? Şu anki zaten şu anki en düşük emekli aylığı. Bu ne zaman olmuştu? 2023 Ocak'ta 5500 lira olmuştu. Böyle biraz çirkin yazdım ama Mart'ında da yine seçime doğru giderken bunu 7500 liraya çıkartmışlardı. Dolayısıyla emekliye, anladığımız kadarıyla en düşük emekli aylığına Mehmet Şimşek'in tweetine bakarsanız bir artış gelmedi. Yani kök aylıklara yapıldı zam. Yani siz 6000 lira alıyorsanız, onu da şöyle şu tepeden yapayım bir kere daha, bir hesap yapayım size. Eğer sizin kök aylığınız 6000 lira diyelim. Elinize ne geçiyor? 7500. Bu aradaki 1500'ü hazineden devlet ödüyor. Değil mi? Şimdi %25 alacağınızı düşünüyorsunuz ve bekliyorsunuz ki maaşınız 9375 lira olacak. Olacak mı? Hayır. Bakanın açıklamasını baz alırsak diyor ki biz kök aylığa %25 zam yapıyoruz. Yani 7500 lira oluyor. En düşük emekli maaşı da 7500 lira kaldığı için siz 9375 değil 7500 lira alacaksınız diyor. Hesap ortada. Bakanın verdiği rakamlara göre zam kök aylıklara yapılacak ve en düşük emekli maaşı artmayacak. Ha, buna bir müdahale olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ya biz her yerde ezdirmedik emeklimizi diye söylüyoruz. Bu nasıl iştir der mi? Bunun üzerine hayır, en düşük emekli maaşına da bir zam yapılması gerekir der mi? Orasını bilmiyoruz. Orasını takip edeceğiz ama şu ana kadar gördüğümüz, yani bugün yapılan açıklama, zammın en düşük emekli aylığına yapılmadı. Siz eğer işte 6500 lira, 7000 lira bile maaş alıyorsanız aldığınız zam %25'in altında kalıyor. Çünkü en düşük emekli maaşı hala 7500 lira. Yani gördüğünüz üzere emekli için durum diğer sınıflara göre işçi, emekçi, emekli için sıkıntı. Bir kere daha anlatalım mı? Şöyle anlatalım. Çok basit. Hemen şöyle bir daha anlatayım. Hadi bakalım. Şey diyor, anlamayan var mı falan diye. Hemen bu diyor ki reji de bana, hocam biz anlamadık. Şimdi şöyle düşünün. 2022 aralığa göre aralıkta 3500 TL en düşük emekli maaşı. Bakan dedi ki biz bunu %114 arttırdık dedi. %114'ü hesapladığınızda 7500 liraya geliyor. Şu an en düşük emekli maaşı ne? 7500 lira. Demek ki en düşük emekli maaşı bu Temmuz döneminde zamlanmadı. Nisan ayında yaptıkları o işte önce 5500'e Ocak'ta, ardından Nisan ayında 7500'e çıktığı zammı yeterli gördüler demek. Bu nedenle en düşük emekli maaşı 7500 lirada kaldı. Ha, siz mesela 6000 lira alıyordunuz aslında ama en düşük emekli maaşının altında kaldığı için ücretiniz, size devlet 1500 lira takviye edip 7500 lira ödüyordu emekli maaşı olarak. Şimdi sizin beklentiniz %25 emekliye zam yaptık denildiğine göre benim maaşım 9375 lira olacak diye düşünüyorsunuz. Hayır, olmayacak. Çünkü sizin kök maaşınız 6000 lira. Dolayısıyla size %25 zam yapacak ve bu zam 7500 liraya getirecek sizi. Ve 7500 lira en düşük emekli maaşı artık o 1500 lirayı takviye etmeyecek devlet size. Siz en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayı alacaksınız. Şimdi anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi durum bu. Ve eğer ki Cumhurbaşkanı Erdoğan buna müdahale etmezse, yani kök aylık üzerinden 6000 lira 7500 liraya tamamlıyorlardı. Şimdi 7500'ü 7500 olarak size verecekler. 9000, yani o %25 hayali kenarda kalacak. Erimedi mi bu 7500 lira? Eridi. Demek ki daha yukarı çıkması gerekiyor. Yani memura eridiyse, asgari ücretliye eridiyse emekliye erimedi mi? Ona da eridi. Ve bir de şöyle bir risk var. Yani bugün sosyal medya paylaşımlarında gördüm ben. Bir tıp doktoru
35 yıllık doktor. 35 yıllık doktor diyor ki, yani ben diyor 12 bin lira maaş alıyorum. 12 bin lira emekli maaşı. %25 zam gelecek şimdi diyor, 15 bin liraya çıkacak. Ben niye emekli oldum ya diyor. Ben niye emekli oldum? Çünkü yani ben artık 70 yaşına kadar çalışırım. 75 yaşına kadar çalışırım. Yani eğer ben bu kadar bir gelir kaybına uğrayacaksam, çalışırken 30 bin lira alacağım, emekli olduğumda 12 bin lira alacaksam ben niye emekli olayım sorusunu sormaya başlar. Bu da kamudaki işe alımların, alttan gelen yurttaşların işte işe girişlerini zorlaştıracak, oradaki kadroların şişmesine neden olacak bir neden. Yapılan her şey bizi daha zor, daha çözümü güç sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Ya emekli maaşsan EYT'ye var mı, kök maaş mı? Ya farkında mısınız? Sürekli böyle palyatif çözümlerle sistem daha karmaşık hale geliyor ve biz bu karmaşık hale gelen sistemden nasıl basitleştireceğiz bunu yeniden? Hiçbir fikrimiz yok. Böyle olunca da işte diyorsunuz ki ben bunları ödemem lazım. Bir sürü açık verdim. Zaten devlette tasarruf falan benim hiç öyle bir dünyam yok. Dönelim. Hadi bakalım o zaman zam yağmuruna dönüşüyor bu iş. Gelin bir